Selam arkadaşlarım, hepinize selamünaleyküm. Yeni bir Night Online güncelleme videosuyla sizlerle beraberiz. Hemen konuya girelim ve notları değerlendirelim arkadaşlar. Haftalık haftada bir gelen rutin Perşembe takımıyla günlük giriş etkinliği atfedildi ve coin etkinliği kaldırıldı. Bunu anlatmaya gerek yok. Günlük giriş etkinliği bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bunu her gün böyle alabiliyorsunuz. Günlük giriş yapmadığınız zaman da geriye dönük bir em vererek hepsini toplayabiliyorsunuz. 20 işte bir ay sonunda da Minerva kafalığınızı, 15 günün sonunda Alencia kanatınızı, Stellar Tatlonuzu vesaire alabiliyorsunuz. Yine buradan çeşitli işimize yarayacak materyaller alabiliyoruz. Bunun dışında Manes'in Arenası diye bir etkinlik var arkadaşlar. Yani çok tanışı bir etkinlik değil ama burada da işte Solar Pendant alabiliyorsunuz. Ben söyleyeyim. Ne veriyormuş? Veya Solar Messenger denilen bir şey var. Arşiv var. 16 defa sonra alt atak veriyor. Etkinlikten sonra silecekmiş. Arkadaşlar etkinlik şeye benziyor bu. Rift etkinliğine benzeyen bir etkinlik. Böyle harita içinde daralırsa daralıyor. Sonra doğru gidiyorsunuz vesaire. Bunu okursunuz. Çok üzerinde duracak bir şey değil. Çok değecek bir şey de değil bana göre. NPC Asset üzerinden yine spesyal defans kurullar eklenmiş. Bunları 30 em karşılığında alabiliyormuşuz arkadaşlar. Bunlar 5 defans arttırıyormuş seçtiğimiz silah türüne. Böyle 5 anti veriyormuş. Nebel 50 milyon karşılığında da Minerva eşyası satılıyor arkadaşlar. 50, yani 50 em karşılığında NPC'den altlı üstlü Viking'imizi alabiliyoruz. Bunlar yanılmıyorsam biraz daha iyiydi normal aldığımıza göre. Yine Priester'in kitap sukulu da 30 em karşılığında eklenmiş. %55 atak arttırıyor. Priya sınıfı için geçerliymiş. Yılbaşı etkinlikleri gelmiş. Buna bakacağız arkadaşlar. Hatta bakalım. Yılbaşı etkinliği olarak ne gelmiş? Elrik'in kalesi diyor. 8 Aralık'ta ortaya çıkan New Year Big Event alt anıtına diyor. Kar toplarıyla saldıran bir alan yok edildiğinde exp artıran güçlendirmenin sahibi olabilirsiniz demiş. Yani boş. New Year Big Event anıtına saldırmak için kar toplarını Sundress'ten satın alabilecek. Yine Noel Ağacı'nın kabusu. Klasik şu büyük Ancient Fall'un ortasında çıkıyormuş. Lanet Noel ağacı rivayete göre herkesin hediyesine el koymuş. Geri almanın vakti gelmiş diyor. 8 saatte bir ortaya çıkıyormuş. Kelamkor gibi diyor. HP değeri diyor değişecekmiş diyor. Düşmana basit saldırı ve geniş bir etki alanında büyük hasarı kullanır diyor. Noel ağacının öldürüldüğünde diyor etrafındaki oyunculara exp ve bir günlük Blue Alencia Wing veriyormuş. Son vuruş yapana da Event Emblem Voyager veriyormuş. Yani yine çok kesilmeyecek. Ya bu kesilmiyor ha bunu. Yani getiriyoruz getiriyoruz. Kesen yok bunu zaten. Ödül de yok adam akıllı. Yani lanetin ağacını ölürseniz eksimiz gitmiyormuş. Resurrection eşyası olsa onun bununla dirilemezmişiz. Ölü durumdayken de exp veya Alencia Wing'de alamıyormuşuz aynı zamanda. Yine klasik Gold Star gelmiş ama yine zor şekilde gelmiş arkadaşlar. Yani bunlara saldıracağız. Baş belası kardan adamları diyor. Öldürerek diyor işte. Patates, domates. Holy Starlight lazım. Bunları diyor. İşte Maradon'daki NPC'de bulunan bu şeyde NP kırdırdığımız yerde bunları değerlendiriyoruz. Ne istiyor? Bronze Star için işte bir Holy Starlight 20 10 tane spell. Daha sonra işte bir Bronze Star, bir spell, bir Holy Starlight'la 13 tane de spell'le bir tane Silver Star, yine spesifik bir Silver Star, bir Holy Starlight, 20 tane spell, bir tane Echo of Star'la da Gold Star yapılıyormuş. Bu da 1 GB değerinde. Arkadaşlar buranın toplam topladıklarımız dışındaki maliyeti zaten 20 13 diye burası vardı. 15'miş. 20, 30, 45 tane spell. Bir tane de buna ihtiyacımız var. Yani toplamda buranın bize maliyeti, Dirya sunucusu için konuşursa, 1M civarında ama şu an 2'ye çıkar bunlar. 92 GB'ye denk gelir aşağı yukarı. Takriben bunun Dirya sunucusu için yapılması. Ama faydalı bir şey ama ömürlük yapabilirsiniz arkadaşlar. Değer mi? Bence değer. Böyle Starlight esyasını istersek de kırdırabiliyoruz. Onlardan da işte bu ne atıyor? Jewel atıyor. Çok kırdırma diyecek bir şey yok. Kardan adamlardan atıyor. Golden Starlight Ring atıyor. Çöp bir ring. Yine Maradon'un karlar altına girecek bir görüntüye de kavuşacakmış değerli arkadaşlarımız. Şimdi Dirya sunucusunda UTC aktif edildi. Dirya'sılar olarak çok seviniyoruz tabii buna. Artık UTC'ye de girebileceğiz. Çok da güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Dark BF ve diğer dış provasında gelmesini yakın zamanda bekliyoruz. Blessed Taliman Enhancement Scroll oyun ile çevrilen bölüm eklenmiştir diyor. Burada
Bu yoktu önceden. Bu arkadaşlar ne yapıyor işte? Rap itemlarım bu da. Artı 21'e ve artı 9'a diyor. %100 basarım diyor. Rap basacak arkadaşlar için. %100 kağıdı. Bu arada arkadaşlar bende de şundan var. Bunun daha iyisi var bu arada. Buradaki %100 basma kağıdından bende. Benimki 8'e de %100 basıyor. Şey 8'e basma ihtimali de var. Geçirme ihtimali de var. Sadece 7'ye mesela. Bir de gözet daha vardı ama şu an unuttum. Üzerinde yazıyor. Yine işte Runark'tan anlık latte listesi UI bölümüne eklenmiş. Bastığın zaman diyor çıkacak diyor. Special of Nerit defans eşyasının vermek ol defans 30'dan 50'ye yükseltilmiş. Bak gayet yerine bir güncelleme. Çünkü zaten 50 olması lazım ki bu değsin yani alınan 30 defans değil. Yine I Love Night Online ve I Will Reincarnate Online amblemden özellikleri yer değiştirmiş. Artık I Love Night Online HP verecek. Diğeri işte atak verecek. Geriye sisteminde inanılmaz güncellemeler var arkadaşlar. Geriye sisteminin tepki süresi hızlandırılmış. Test ettim harbiden de. Bir tık hızlandırma var ve Genie'deki skill bar arkadaşlar 4'ten 8'e çıkmış. Şöyle göstereyim ki mesela burada artık atak barında bakın 8 tane bar var. Burası recovery değil artık. Ha. Atak skill barı burası. 8 tane skill koyabiliriz. Recovery'de de aynı şekilde 8 tane recovery skill'i koyabiliyoruz yani. Bunlar artık 4-4 değil 8-8 tıklayarak geçirilecek şekilde olmuş. 8-8 olmuş ve hızlandırılmış. Gayet iyi. Bundan sonra Genie'ye başlatın demiş zaten. Ve diğer köklü güncelleme JR güncellemesi değerli arkadaşlar. Koreko'ya zaten gelmişti. Yani burada artık zaten dediğim gibi Koreko'da da duyurulmuştu arkadaşlar. Burada artık öncelikli olarak yüksek seviye oyuncularla başlayacak şekilde düzenleme yapılmış. Düşük seviye oyuncular önce başvuru yapsa dahi öncelik level up bakılacakmış. Ve git bu yani. Siz diyelim 81 levelsiniz. Önce de tıklarsanız öncelik 83 leveller alınacak. Sonra 82'ler, 81'ler diye gidecek. İlk tıklamanın bir manası yok arkadaşlar artık. Ve diğer konu Silver Gem sadece 83 level üzeri rep, işte 83 rep 1 rep 1 işte artık. 83 olmanız şart Silver Gem almanız için bu da Silver Gem piyasasını bence bir tık daha değerlendirir diye düşünüyorum. Çünkü artık 81-82'ye red, 79-80'e yellow, 77-78'e blue, 75-76'ya da green gem ödülü verilecek. Artık ödüllerde de level şartı getirmiş. Gayet güzel güncellemeler arkadaşlar. Bak çok güzel. Hem Genie'nin böyle olması güzel. Hem önce level yüksek olan adamın JR'ye girmesi, yamuk boğulu ve 70 level adamların girmesinin önünde çok güzel bir şey. Yine ödül olarak da bu adamlar girse dahi bir şekilde ödül olarak kötü ödüllerle ödüllendirilecek. Bu da gayet yerinde bir sistem. Gayet mantıklı. Ellerine sağlık diyelim burada. Bunlar var etkinliğinin bitmesini engelleyen sorun düzeltilmiş. Coin etkinliği bitmiş. Twitter Marathon bitmiş. Aset ve satışı falan bitmiş. Feli sunucusuna özel 79 level'e kadar aktif olan %30 Expert etkinliği bitmiş. Feli sunucusuna özel aset eşya satışı bitmiş. Şimdi diğer bir nerf inceleme diyelim. Bu da yine 50 kill, 7 de armor, 8 de armor görevleri 82 ve seviye üstü oyuncu tarafından bu görev artık alınabilecekmiş. Ve 20 kadar artık bir sonraki bakımda da artık 83 levelin altına bu görev verilmeyecek. Yani çoklu çarlarla Old Drake'yi yapanlara selam olsun. Gayet yerinde bir nerf daha gelmiş. Çöpçü arkadaşlara. Yine daha önce L'den aldığımız arkadaşlar Returnus Token veya işte Sable Exchange kupon eşyaları 11 Ocak 2000 tarihinde silinecektir. Demiş yani yılbaşından sonra silinecekmiş bilgilendirme. 16 telafisiyle işte zaten bu önceden söylenmişti. Yani üzerinize varsa şu an kullandınız. Yılbaşından sonra silinecek arkadaşlar. Yani genel manada güzel. Kötü güncellemeler değil arkadaşlar. Özellikle Riyasu Tecen'in gelmesi gayet olumlu. Şu 30'dan 50'ye çıkartılması gayet olumlu. Yeni hızlandırılması ve 8'ler tane skill koyulabilmesi olumlu. Yine işte öncelikle JR'ye level sınırı get yani levele göre alması, öncelikle level yüksek olanların önce girmesi gayet olumlu. Yine girse dahi yani Silver Gem alamaması gayet güzel. Yani güzel ben bu güncellemeyi beğendim değerli arkadaşlar. Bakalım inşallah daha iyi olması dileğiyle diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun kardeşlerim. Yeni videolarda görüşmek üzere.